Samimi Haber YouTube kanalından hepinize mutlu günler diliyoruz. Samimi Analiz programıyla karşınızdayız. Türk Psikiyatri Derneği Başkanı Sayın Ejder Yıldırım yayın konuğumuz. Sayın Yıldırım, öncelikle yayınımıza hoş geldiniz. Hoş bulduk, teşekkür ediyorum. İyi yayınlar diliyorum. Teşekkür ederim. Yaşadıklarımız ortada ama öncelikle şunu sormak istiyorum. Özellikle pandemi sonrasında ve yaşadığımız bu ekonomik sıkıntılardan sonra acaba ruhsal sorunlarla yaşadığımız sıkıntılar daha fazla baş göstermeye başlamış mıdır? Bununla ilgili bir çalışma var mı elinizde? Şöyle tabii pandemi bizim hiç alışkın olmadığımız bir yaşantı oldu ve uzun sürdü. Beklentinin içerisinde yaklaşık 1,5-2 yıla kadar yaşamımızı doğrudan etkileyen bir dönemdi. Ve oldukça da fazla insanımız öldü. Yani 10 binlerle ifade edeceğimiz 290 bin tahmini insanımızı biz COVID nedeniyle kaybettik. Elbette ki hem bunun yaz süreçleri hem de bu yaşanılan kapanmaya bağlı yaşam değişiklikleri, yaşam stilinde, yaşam konforundaki değişiklikler bizleri etkiledi. Ama ruh sağlığımız çok mu olumsuz etkilendiği ilişkin sorular aslında %100 doğru yanıtlarla içinden çıkabildiğimiz şeyler değil. Şundan ki bazen bu tür dönemlerde kişiler ruh sağlığının çok daha önemli olduğunu fark eder. Ruhsal başvurular artabilir ama bu insanların ruhsal sağlıkları kötü olduğundan değil, önemli olduklarını düşünmelerinden de olabilir. Pandemi sonrasında ruhsal başvurularda bir artma, ilaç kullanımında da bir artma belirtilmekle birlikte pandeminin aslında insanın kendi mekanına, kendisine, kendi konforuna ilişkin biraz daha baş başa kalmaktan da kaynaklı özen göstermesi ilgili olduğunu söyleyen yorumlar da var. Ama bence pandemi sonrasında yaşamımızda başka bir olumsuzlukla daha çok karşılaşmaya başladık. Ben hızlıca konuya buradan girmek isterim belki de. Tabii ki hocam. Başında biliyorsunuz sağlık ve bilim bizler için çok önemliydi. Özellikle pandeminin ilk dönemlerinde bir aşının olmaması, bir tedavinin olmaması, buradaki sağlık çalışanlarının ve diğer bazı mesleklerin insanlar evde kalırken kendilerini riskli yerde bulunmalarından kaynaklı kayıpları toplumda da bir üzüntüye, bir dayanışma duygusuna yol açıyordu. Ama pandeminin bitmesiyle birlikte geriye dönük tam tersi olumlu bir bilimle, doğru bilgiyle, hakikatle ilgili olumlu bir toplumsal bilinçlenme beklenirken, örneğin aşı karşıtlığının artması, uygun olmayan tedavilere yönelik eğilimler, acaba pandemi yoktu da bu pandemi başka bir şey miydi gibi 290 bine yakın insanın ölmüş olduğu sadece ülkemizde bile sanki hiç bu ölümler yaşanmadı gibi algılar gibi bir özellikle tıbbi uygulamalara yönelik olumsuz yargının güçlenmesine neden olan bir durumla karşılaştık ve bizce en önemli istatistiklerden biri sağlıkta şiddet arttı. Yani başlangıçta çok alkışlanan sağlık çalışanlarına yönelik özellikle bazı çevrelerin pandemi yoktur şeklindeki aşılar zarar verecektir şeklindeki tıbbi tedavilere yönelik olumsuz yargıları bilerek ve isteyerek kötücül bir duyguyla beslemeleri maalesef bedelini biraz daha sağlık çalışanlarının ödediği zaten var olan toplumdaki meslek ortamlarındaki şiddet olgusunu artırır. Tabii şiddet giderek artıyor ülkemizde. Bunun çoklu nedenleri var. Ama nedenlerinden birinin de bu olduğunu söyleyebiliriz. Elbette ekonomik kriz pandemiyle birlikte de yaşandı. Bazı meslekler, bazı yaşam alanlarındaki daralmaya bağlı sektörel zorluklar yanında özellikle işçilerin çalışmak zorunda kalmasına bağlı ölümlerle daha çok maruz kalmaları ya da işsiz kalmaları ile birlikte bir takım ekonomik zorlukların getirdiği ruhsal belirtiler ortaya çıksa da üzerine eklenen ülkemizdeki ekonomik kriz nasıl ki insan güvensiz hale getiriyorsa güvensizliğin olduğu bir ortamda da elbette ki ruhsal sağlıkta etkilenmekte ve insanlar bu belirsizlik içerisinde kaldıkları müddetçe de bazı ruhsal hastalıklar tetiklenebilmekte ya da ortaya çıkabilmekte. O yüzden söylemiş olduğunuz iki değişkende ruhsal sağlık bir takım etkilere neden oldu. Ama her zaman için mevcut olan ve gerçek olan gerçekten bir
sorun yaşatan her zaman daha etkilidir. O yüzden belki de günümüzdeki güncel sorunların şu an ruhsal sağlıktaki etkilerin daha fazla olduğunu söyleyebiliriz. Elbette ki bir farkındalık oluşturdu. Kişinin kendisine dönmesini sağladı. Bununla birlikte ne kadar kıymetliyim, ne kadar değerliyim bu olguyu da yeniden gün yüzüne çıkardı. Ve bir sorunla karşılaştığında uzmana gitmesi çok çok yerinde. Ama sosyal medyanın da etkisiyle son dönemde özellikle aktara ya da işte çeşitli alternatif tıbba yönlendirmeler de çok fazla. Sanki üzerimde çok büyük bir ağırlık vardı, bir sabunla geçti. Ya da işte doktora gittiğinde psikiyatrdan ilaç aldığı zaman bu ilacı kullanmak istemeyenler hacamat yöntemlerine bile başvurabiliyorlar. Bu konuda neler söylersiniz? Siz daha fazla bilgiye sahip olduğunuz için sizler neler duyuyorsunuz, neler görüyorsunuz? Ya bu ülkemizin kanayan bir yarası ve giderek de artıyor. Bence çok ciddi bir halk sağlığı sorunuyla karşı karşıyayız ve bence bu insanlar, bu kelimeyi kullanacağım, sağlık katilleriler. Yani çünkü bazı insanların sağlıklarını geri dönülmez bir şekilde kaybetmelerine yol açıyorlar. Ve bu her bir kayıp bu kişilere olan eğilimi azaltacakken başta sosyal medyanın ve bir takım gene kötücül diyebileceğimiz kişilerin yapmış olduğu reklamlarla daha da güçleniyorlar. Şimdi tabii karşımıza bir endüstri olduğunu unutmamamız lazım. Yani insanlar aktarlara gidiyorlar, işte hacamat yaptırıyorlar ya da alternatif tedavi, yaşam koçlarına gidiyorlar diyoruz ama ya da ne bileyim işte uygun şöyle bir beslenme rejimiyle birlikte bütün hastalıkların çözüleceğine yönelik bir takım bilgilerle karşılaşıyorlar ama öncelikle şunun adını koyalım. Bu bir endüstri ve çok da büyük bir paralara hükmeden bir endüstriyle karşı karşıyayız. O yüzden hani bunu sadece toplumdaki böyle 3-5 tane bilgisi az insana olan eğilim gibi görmeyelim. Ama sonuç neden böyle bir şey var ve neler yaşanıyor kısmında bence adını pandemiden yola çıktık. Niye devam ettirelim? Şimdi pandemi aslında İspanyol gribi ile birlikte insanlığın karşılaştığı büyük salgınlardan biriydi. Ama birçoğumuz Birinci Dünya Savaşı'nı hatırlarken aynı dönemlerde Birinci Dünya Savaşı'ndan çok daha fazla insanı öldüren İspanyol gribini hatırlamadık bile. Yani hiçbir yerde siz geçmişte de şöyle pandemide ölenlere ilişkin anıt gördük mü? Görmedik. Görmüyoruz. Görmedik. İnsanlar Depremde olduğu gibi mesela pandemi için de olabilirdi. Yani insan İşte hastanede hayatını kaybeden kahramanlarımız için olabilirdi. Evet yani insanlar büyük çaresizlik yaşadıkları olaylar karşısında onların olmadığına, olmayacağına ya da basit olduğuna ilişkin bir takım inanışlar geliştirme eğilimindedirler. İşte depremde de yokmuş gibi biz gene fay hatlarına bina diktiğimiz gibi. Ama şimdi bakın bu olabilir, bu bir baş etme yöntemi olabilir. Büyük hastalıklarla da ilgili şu söylemler insanlarda çok keyifli gelebilir. Aslında diyabet çok basit, şöyle bir şekilde çözülüyor. Aslında kolesterol diye bir şey yok. Tamamen uydurma hastalıklar. İşte birileri sizin hasta olmanızı istiyor. Size ilaç satmak için gibi. Bir takım ifadeler hepimizi rahatlatır. Ne güzel hastalıklar yokmuş. Ben de hiç ölmeyeceğim. İşte doktor doktor gezmeme gerek yok. Hatta bakın çok da acı şeylerden söyleyeyim. Kanser hastalarımızı kandırıyorlar. Zamanın çok kıymetli olduğu insanları kandırıyorlar. İkinci, üçüncü küründen sonra devam etse tam sağlığa kavuşacak. En az ben size 5 tane hasta söyleyebilirim. Tanıdığım çevreden ya da kendi hastalarımdan saçma sapan işte bilmem ne tedavilerine gittiği için ve zamanında müdahale edilemediği için yaygınlaşan kanser olguları var. Bırakın depresyon. Peki neden böyle? Çünkü insanlar çaresiz kaldıklarında böyle mucizevi durumlara biraz daha inanabilir olur. İşte tam da bu noktada hepimizin çok çaresiz kaldığı hastalıklardan bir tanesi depresyon biliyorsunuz. Hele de toplumda damgalamada var ya işte depresyon, eyvah ben ruhsal olarak bir eksikliğim var, herkes kadar güçlü değilim diye de toplumun bir yanlış algısı da var. Örneğin komşumuza gittiğimizde bırak ilaçlarını sen kendin halledersin gibi bir böyle bir toplumsal tedavi algoritması da var maalesef. Şimdi böyle bir anda biri çıkıp diyor ki size depresyon mu? Aa biz şuradan kan akıtıyoruz, bitiyor diyor. Yani bu şimdi bunu ilk duyduğunda birçok insan inanmıyor aslında. Ama siz yanındaki
kişinin bunu yaptırdığını, birilerinin bunu yaptırmaya çalıştığını duyarsanız meyledersiniz. İşte tam da burada yaşamımıza bence pandemiyle belki de zamansal eşliğiyle birlikte sosyal medya girdi. Sosyal medyada bakıyorsunuz ki hacamatla depresyonun tedavi edilebileceği söyleniyor. Ya da ne bileyim işte falanca aktara gittiğinizde size bir kür yapıyor. Onu aldığınızda vücudunuzdaki bütün negatif elektriği götürüyor ya da efendim bütün böyle uğursuzlukları götürüyor. Sanki bütün dualarla temizlenmiş oluyorsunuz gibi bir takım çözüm önerilerini siz sosyal medyada hem de böyle sanki birileri uygulamış gibi duymaya başladığınızda işte hep beklediğimiz, arzu ettiğimiz o mucizeyle karşılaşıyoruz. Aslında hastalıklar çok basitmiş ve bu çok da kolay tedavi edilir. Şimdi bir hastalığın basit tedavisi başka bir şeydir. Tedavinin basit olması hastalığın basit olduğu anlamına gelmez. Tedavinin uzun olması hastalığın ağır olduğu anlamına gelmez. Örneğin doğru zamanda doğru tedavi yapmak. Örneğin bakın diyabet dediğimiz durum bir hastalık kadar bir ustalığı da ister. Tedavinizi olmak kadar yaşam tarzınızı değiştirirsiniz. Uygun şekilde beslenirsiniz. Hem koruyucudur hem de ömrünüzü uzatır bu sizin. Ama bu şu gerçeği değiştirmez. Diyabetseniz diyabetsinizdir. Bu gerçekle yaşamak da yaşamı zorlaştıran değil, yaşamı sadece dikkat edilmesi ve özen gösterilmesi gereken ki bu zaten her insan için geçerli olan bir noktaya getirir. Şimdi depresyon ya da benzeri ruhsal hastalıklarda da yapılması gerekenler vardır. Ve bir şey ne kadar gerçekçi bir şekilde karşımıza gelirse o kadar da sonuç alıcı olur. Şimdi bu tür mucizevi yöntemlerle insanlara pompalanan bilgiler aslında kökensel olarak da çok ilkel bir takım metodlara dayanıyor. Ta Galen tıbbı dediğimiz yani ne diyelim milattan öncesine dayanan, Yunan tıbbına dayanan işte kötü kanı, kara safrayı bir şeyleri vücuttan atarsanız hani hepimiz öyle deriz ya iltihap aktı, irin aktı, rahatladık gibi. Sanki bir irinin vücutta böyle bir kara kötü bir şey dolaşıyor da onu dışarı attığınızda rahatlayacak gibi düşünürseniz ki bu işte sülük tedavisinde de işte hacamatta da ya da başka bir takım tedavilerde de benzer bir rasyonelle yapılmakta. Bunun sonucunda aslında çok sınırlı tıbbi etkileri olan bu uygulamaların yani yüzeysel kas kasılmalarında ya da işte bir takım çok çok basit varis durumlarında etkili olabilecek ve modern tıpta artık yeri de olmaması gereken bu uygulamaların bir anda karşımıza büyüsel bir anlamla çıkması oluyor. Yani bunu çok net söyleyeyim. Afrika'da bir büyücüye gitmenizden hiçbir farkı olmayan şekilde kullanırsınız. Eğer şunu derseniz depresyona iyi geliyor. Depresyon çok kompleks bir takım mekanizmalarla ortaya çıkıyor. Ve bu kompleks mekanizmalara vermiş olduğunuz ilaçlar da çok kompleks. Ve modern bilimin bence en önemli 1980'den sonra geliştirdiği ilaçlar depresyon ilaçlarıdır. Bu çok önemli bir bilimsel ilerlemedir. Aynı antibiyotik gibidir. Şunu diyebiliyor muyuz? Biz penisilin kullanmayalım. Bakın eskiden savaşlarda özellikle cerrahlar bulunurdu. Bu cerrahlar hekim değildi. Ya berberler ya da kasaplar olurdu. Neden? Çünkü herhangi bir kurşun yarası elbise parçalarıyla birlikte vücuda girdiğinde kangren olurdu ve onu kesmekten başka hiçbir şey yapamazdınız. O nedenle Anadolu'da 19. yüzyılda soyadı kanunu ya da 20. yüzyılda çıktığında çolak ya da topal diye insanlar gezerdi. Bunlar kangren olanlardı. Peki ne zaman bitti bu? Penisilinle birlikte bitti. Penisilin savaşlarda penisilin tozuyla başlayan sonrasında tedavi altına alan antibiyotikle bitirdiniz. Şimdi aynı durum psikiyatrik hastalıklar için de geçerli oldu. Aynı durum tüberküloz için de geçerli oldu. Ölümcül hastalık olan tüberküloz ilaçların tedaviler yöntemiyle artık günümüzde çok kenarda kalan bir hastalık oldu. Şimdi böyle bir bilimsel gelişme varken insanları eğer ki siz çağ dışı bir takım tedavi yöntemlerine yöneltirseniz ve bunu sosyal medyada belli endüstrilerle yaparsanız az önce söylemiş olduğum toplumdaki bu ruhsal ihtiyaç nedeniyle buna inanacak kitleleri buluruz. Ama ben şöyle bir şey size söyleyeyim. Çok daha tehlikeli bir şeyden bahsedeyim. Maalesef, maalesef bu fikri aşılayanlar içerisinde eğitimli insanlar hatta meslektaşlarımız var. Ben bunun çok çok daha riskli olduğunu, çok çok daha büyük bir suç olduğunu düşünüyorum. Çünkü bilmeyen bir insandan işte atıyorum bir aktar eğitimsizdir. En azından toplumumuzun %95'i der ki ya buna inanmayalım. Hani
Ama bir hekimin ya da efendim kendini hekim gibi tanıtan diyelim. Çoğu bir kısmı hekim değil bunlar. İnsanların ya da işte yurt dışındaki uyduruk bir takım diplomalarla kendilerini eğitimli gösteren insanlar. Size bir de bunu bir takım böyle renkli vesaire sanki çok önemli bir biyolojik ilaç keşfedilmiş gibi sunduklarında işte endüstri demekten bunu kastediyorum. Karşımızda büyük bir lobi ile karşılaşıyoruz. İşte burada mutlaka ve mutlaka bizlerin değil sadece devletin çok katı tedbirlerle müdahale etmesi lazım. Bakın topuk kanı alınamıyor bugün ülkede belli yerlerde. Topuk kanı ile ilgili saçımızı başımızı yolacağımız bir mahkeme kararı var yani. Yani mahkeme kararının içindeki topuk kanı nedeniyle söylenen hastalığın illiyet bağı bile yok ya. Otizmin alakası yok. Hiçbir yerde geçmiyor. Ya o hakim onu nereden okudu hiç bilmiyoruz. Hakimin referans gösterdiği insan hekim bile değil. Yani bu endüstrinin en çok pompaladığı ve bence bir halk düşmanı birinden bahsediyoruz. Ama kalkılıyor bu bir mahkeme kararına girdi ve topuk kanı verilmeyebilir dendi. Beş hastalığı engelliyor bu. O yüzden hani karşımızda çok çok ciddi bir halk sağlığı sorunuyla karşı karşıyayız. Ama tekrar edeyim bir meslektaşımız kalkar da herhangi bir yerde antidepresanları bırakın. Antidepresanlar zarar veriyor dediğinde. Depresyonunuz var, turşu yiyin iyi gelir dediğinde. Covid mi olacaksınız? Paça çorbası için Covid olmazsınız dediğinde işte bu çok çok ağır. Mutlaka dediğim gibi devletin müdahale etmesi gereken bir suçu doğuruyor. Buranın affedilecek bir yanı yok. Bu somut bilginin, bilimin, tıbbın reddidir. Ve bunun bedelini insanlık geçmişte ödedi ama insanlık bunları yeni bilimsel metodlarla güçlendirerek ortadan kaldırdı. 21. yüzyılda biz şu an orta çağ karanlığını savunan, işte efendim çorbayla hastalık tedavi etmeye kalkan, topuk kanınızı alınırsa size komplo kuracaklar diye kendi çocuğunun sağlığını yok sayan bir durumla karşı karşıya kaldık. Bu komplocu, bu endüstrinin bilgi kirliliği içerisinde. Hocam çok teşekkür ederim katkılarınızdan dolayı. Ben teşekkür ediyorum. Türk Psikiyatri Derneği Başkanı Ejder Yıldırım yayın konuğumuzdu. Burada noktalıyoruz. Bir sonraki Samimi Analiz programında yeniden görüşmek dileğiyle. Hoşça kalın.